mutlu günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. 2023 Handbol Erkekler Dünya Şampiyonası 1. eleme turu 1. grup 5. mücadelesinde A Milli Erkek Handbol takımımız Kosova deplasmanında ve mücadele birazdan başlayacak. Seremoni gerçekleştiriliyor. Kırmızı arka formayla izliyoruz. Sahada seremonide şimdi milli takımımız mavi arka formayla da Kosova milli takımı yerini aldı. Tek tek isimlerini anonslayacaklar ve birazdan oyuncular da tanıtılmış olacaklar. Maçın hakemleri Bulgaristan Handbol Federasyonu'ndan Svetoslav Yonchev ve Zvezdelin Yonchev ikilisi. Rumen gözlemci Ion Serbu da yine bu mücadelede görevli isimlerden biri. Priştine'de, Kosova'da, Palati Rinişçe Spor Salonu'nda 2500 kişilik bu alanda tribünler oldukça boş görünüyor. Hafta içi mesaisinde Kosovalılar çok fazla ilgi göstermiyorlar. Nispeten tabii onların da çok umudu kalmadı bu mücadelede. 4 takımın yer aldığı grupta Kosova son basamakta 1 puanı var. Şu ana kadar sadece bir beraberlik elde etti. Belçika karşısına alınan bir beraberlik ve bunun dışına puan yazdıramadı Kosovalılar. Bizler de son mücadelede Belçika'ya mağlup olduk. Deplasmanda aldığımız 37-28'lik skor aslında garantilemek anlamında da önemli bir mücadeleye çıkmıştı millilerimiz Belçika deplasmanında, ama istediği skoru, istediği galibiyeti hanemize yazamadık ve elimiz boş ayrıldık Belçika'dan. Şimdi tabii her şeyi telafi etme zamanı. Belçika'da Yunanistan karşısında deplasmanda galibiyet arayacak yarın akşam saatlerinde. Ve tabii bu maçın skoruna göre de şekillenecek millilerimizin şansı. Son hafta, daha doğrusu hafta sonu mücadelesine kalacak mı, onu da zaman gösterecek. Bizler pazar günü Yunanistan'ı arayacağız Aksaray'da ve aslında dananın kuyruğu da burada kopacak. Millilerimiz 2023 Handbol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda gruptaki iddiasını sürdürmenin peşinde olacak. Ve birazdan başlayacak mücadelede kadromuzu da yine paylaşmış olalım. Tuğberk Çatkın az önce görüntüye yansıdı. Tuğberk son isimlerden biri kadroya dahil olan. Çünkü sakatlıklardan dolayı çok çekiyoruz. Okan Halay ve yardımcıları Aydın Aydınlı, Namık Dalga Kıran, İbrahim Demir görüntüye yansıdı. İhsan Taha Torgut da yine aynı şekilde Kosova'daki isimlerden milli takımımızın kadrosunda. Okan Halay 3. resmi mücadelesine çıkıyor. Belçika karşısında Kastamonu'da aldığımız galibiyette ve sonrasında Belçika deplasmanındaki mücadelede takımın başına hadi Okan Halay. Kosovalılar görüntüde. Kosovalılar da aslında ilk mücadeleye, yani Eskişehir'deki maça oranla baktığımızda 4 farklı isim var kadroda. Lulenim Şabani, Mustafa Festim, Salih Maksera, kalede Liridom Zena yeni isimler arasında yer buluyor. Eskişehir'de biz açılışı Kosova karşısında güzel bir mücadeleyle yapmıştık. 25-23'lük skorla hanemize 2 puan yazdırarak bu mücadeleye başlamıştık. Yani mücadele anlamında 1. eleme turu ilk maçta güzel bir açılış ve şimdi de aynı şekilde deplasmanda alacağımız bir galibiyet bizi umutlandıracak. Bakalım bu mücadele hangi skorla sona erecek? Çünkü Kosovalılar da buradan bir galibiyet bekliyorlar. Onlar Belçika ile son mücadeleye çıkacaklar ve bu kalan 2 maçı, yani milli takımımızla oynayacağı maçla beraber Belçika maçını da kazanıp Yunanistan'ın Belçika'yı da mağlup etmesini bekleyecek ve yine matematik olarak bir şekilde iddiasını çok az da olsa sürdürmenin peşinde olacak Kosovalılar. Milli takımımızda eksikler can sıkıyor demiştik. Son olarak Genco İnanç ve Can Çelebi'nin sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartıldığını ifade edelim. Bu arada Buyar Çerimi, Fatmir Muakeri ve Meritan Briba görüntüye yansıdı. Maçın hakem ikilisi Bulgaristan Handbol Federasyonu'ndan Svetoslav Yonchev ve Zvezdelin Yonchev ikilisi. Maçın gözlemcisi de Ion Serbu şimdi görüntüde. Priştine'de seremoni gerçekleştiriliyor. Palati Rinişçe Spor Salonu'nda
İlk olarak İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızı hep birazdan söyledi milli takımımız. Tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Aynı coşkuyla devam etsinler. Kosova Ulusal Marşı. Milli takımımızda 16 kişilik kadro. Kalede Taner Günay ve Yunus Özmusul olacak. Sol kanatta Samet Kamberoğlu ve Enis Harun Hacıoğlu ikilisi. Sağ kanatta Yiğit Eröz, Görkem Biçer. Pivotta Uğur Erceylan, Atilla Zaman. Sol oyun kurucu mevkiinde Tuğberk Çatkın, Yakup Yaşar Simser, Halil İbrahim Öztürk. Sağ oyun kurucu noktasında Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya. Ve orta oyun kurucu mevkiinde de Ozan Erdoğan'la Şenol Boyar ve ayrıca Onur Ersin yer alıyor sayın seyirciler. Şenol Boyar az önce milli takımımızın dizilen kadrosunda değil de teknik ekibin yanında gördük. Şimdi görüntüye yansıdı. Okan Hulusi Alay da toplamda 3. resmi mücadelesine çıkacak milli takımımızın başında. Başarılar diliyoruz tekrar tekrar. Bu mücadele güzel geçsin ve kazanan da milli takımımız olsun. Temennimiz bu yönde. Ve Kosova milli takımının kadrosu görüntüde. Kalede Zena, Berisha ve Mehmeti üçlüsü. Sol kanatta Şabani ve sağ kanatta Drilon Tarukay. Tabii bu kanat oyuncularının dışında Drenit Tarukay ve Mustafa Festim de yine aynı şekilde kanatta rotasyonda yer bulabilen isimler arasında yer alıyor. Bu yer Çerimi görüntüde. Kosova baş antrenörü Çerimi. Pivotta Jupa, Juni ve yeni dahil olan Maxera. Orta oyun kurucu noktasında Deday, Juka ve Zogay üçlüsü. Sağ oyun kurucu mevkiinde Muşkolay ve Drenit Tarukay. Sol oyun kurucu noktasında da Buyar Ramosa ile Yon Mucholi yer alıyor. Ve Kosova milli takımı da az önce ifade ettiğimiz gibi çok az da olsa şansını sürdürmenin peşinde bu mücadele öncesinde. Yunanistan karşısında son iki maçta ellerinden geleni yaptı Kosova. Deplasmanda 26-25 mağlup oldu. Son anlara kadar puana ne kadar çok ihtiyacı olduğunun farkında olarak mücadele etti. Ama bu mücadele puan için yeterli olmadı. Bir diğer yanda Yunanistan mücadelesinde, yani buradaki Priştina'daki Yunanistan maçında da 21-20'lik skorla mağlup oldu Kosova. Aslında bu maçlarda elde edebileceği puan ya da puanlar onları daha umutlu hale getirebilirdi bu maça. Yani milli takımımızın karşısına bakalım kazanan kim olacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Az önce Onur Ersin ile Cemal Kütahya görüntüye yansıdı. Yakup Yaşar Simser ve Samet Kambiroğlu aynı şekilde ilk 7'de başlıyor. Uğur Erceylan pivotta yerini aldı ve Görkem Biçer de yine ilk 6'da yer buluyor. İlk hücum bizim. Kalede Taner Günay ile başladık. Başarılar diliyoruz
A milli erkek handbol takımımıza. Bu yolun sonu 2 puan ve sonuçta Yunanistan karşısında alacağımız son maçtaki galibiyetle artık 2023 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda ikinci eleme turuna adımızı yazmak istiyoruz. Onur Ersin Cemal'le paslaştı. Yakup Yaşar tekrar. Onur Ersin. Top çeviriyoruz. Yakup Yaşar Simser. Atış Cemal'den ama kalecide kaldı. Haris Berisha ilk kurtarış yapıyor. Onlar da hata yaptı. Çıkarken hatalı paslar. Sonrasında bir hücum daha kazandık. Onur Ersin'e gelmeden bir pas arası gerçekleşti. Yine Cemal Kütahya araya girdi. Yine hücum bizim. Görkem Biçer sete döndük. İlk hücumda elimiz boş dönmek üzereydik ki son anda onlar da hata yaptı. Pas arası, hücum yine bizim. Yakup Yaşar, Onur Ersin, Görkem Biçer. Tekrar Görkem merkezde bıraktı. Yakup Yaşar, Onur Ersin kaleye baktı, blokta kaldı. Özellikle savunma kurgumuzda bazı aksaklıklar yaşayabiliriz. Bu konuda sıkıntılarımız var. Bu arada faul düdüğü geçti olsa geldi. Maçın hakemlerinden Svetoslav Yovchev faul düdüğü çaldı. Pasif uyarısı geldi bu arada. Hücum için Cemal'in atışı yine Berisha. Haris Berisha iki kurtarış birden yaptı. Bu hücum bize gol getirmedi. İkinci dakika geride bırakıyoruz. İlk hücumunu gerçekleştiriyor Kosova milli takımı. Orta oyun kurulu mevkinde Valon Deda ile başladı ev sahibi ekip. Pivotta Liuci Cuni, şimdi Zokay. Faul. Kart çıkacak, kartı Uğur Erceylan gördü. Şaban Zokay yerde kaldı. İşte burada tam da serbest atış çizgisinde kat ederken Zokay, Uğur Erceylan'ın müdahalesi sarı kart. Tuğberk biraz önde oynuyor. Tuğberk Çatkın ve Durmuş Ali Tınkır da yine aynı şekilde kadroya yeni dahil olan isimlerden. Zokay bıraktı. Atış topağları gitti. İlk golü atıyor Valon Deday. Valon Deday'ın golü. Kosova 1-0 öne geçti. Yine yetişmeler var pivot noktasında. Uyarı geliyor. Buyor Ramosa'ya. Bu da gol. Deday'ın atışı topağları gitti. Samet Kamberoğlu dışarıya doğru bir koşu. Onur Cemal'le paslaştı. Merkezde Cemal yükseldi. Pası Uğur Erceylan ve gol. Uğur Erceylan açılışı yapıyor. İlk golü atıyoruz. Uğur Erceylan'la dengeyi sağlıyoruz. Durum 1-1. Tekrar görüntüde gol. Uğur Erceylan. Yine Deday merkezde. Pivotta top bekliyor Çuni. Zokay'la paslaştı Deday. Trenit Tarukay sağ oyun kurucu mevkiinde. Faul. Zokay. Kemal Kütahya'nın müdahalesi. Deday. Tarukay bıraktı. Deday. Trenit Tarukay. Faul düdüğü var. Cuni'yi hareketlendirdi. Zokay. Deday. Merkezde. Atış ama Taner. Dönen topta alan ihlali. 6 metre yayındaki müdahale. Top bizim. Hücum bizim. Yakup Yaşar bıraktı. Bomboş pozisyon topağlarda. Görkem Biçer. Savunma yerini almadan bu golü atıyoruz. İlk kez öne geçiyoruz mücadelede. Görkem ilk golünü attı. Yakup Yaşar'ın asisti. Yine etkili. Deday ve Zokay'la paslaştı. Merkezde Tarukay'la ve Zokay'la paslaşıyor. Deday çapraza geldi. Zokay merkezde.
Atış Taner ve 7 metre. 6 metre yayında müdahale Uğur Ceylan'dan ve ilk 7 metreyi kazanıyor Kosova. Yay içerisindeki müdahale işte burada 7 metre kararı getirdi. İlk 7 metre Drenit topun başında ve direğe geçemiyor Drenit. Dönen top bizde kaldı. Onur. İlk 7 metrede eli boş ayrıldı. Kosova takımı. Drenit Tarukay. İki birlik üstünlüğümüz var. Yakup Yaşar çaprazda. Onur Ersin. Yine merkezde. Samet Kamberoğlu koşu yaptı. Şimdi Uğur Ercelen desteğe geldi. Çapraz geçişler. Görkem, Yakup Yaşar, Cemal bıraktı. Onur bomboş pozisyon topağlarda. Uğur Ercelen 2'de 2 yapıyor. Farkı 2'ye çıkartıyoruz. Şabani. Faul. Uğur Ercelen. Faul yapan isim. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Uğur Ercelen. Daha çok savunmadaki pivotumuz. Aslında rotasyonda da savunmada sıkıntılar yaşıyoruz ya da yaşıyor olabiliriz ileriki dakikalarda. Çünkü özellikle Can Çelebi ve Alperen Pektaş'ın olmayışı, Can Çelebi'nin sakatlığı, Alperen'in soğuk algınlığına bağlı geçirdiği rahatsızlık bu kadroda yer almamasına sebep oluyor. Bu arada bir hücum faul bekledik ama olmadı. Uğur Ercelen yerde kaldı. Deday. Tarukay bıraktı. Drilon. Drilon Tarukay. Zogay. Şimdi Drenit. Drenit'in atışı. Top direkten dönüyor. Yine Taner gole izin vermiyor. Fark 2'de kaldı. Hızlı hücum şansı yakalıyoruz. Yakup Yaşar bıraktı. Tuğberk bomboş pozisyon topağlarda. Tuğberk Çatkın farkı 3'e çıkartıyor. Nazarımız değmesin. İyi başladık. İyi başladık. Böyle gidelim ve farkı daha da açalım istiyoruz. 8. dakikada durum 4-1. Yine rotasyon. Savunmada yer almayan Deday hücumda şimdi oyun kurmaya çalışıyor. Çapraz geçişler. Zokay. Drenit. Tuğberk. Faul yaptı. Savunmadaki isim. 8. dakikayı da geride bırakıyoruz. 4-1'lik üstünlüğümüz var. Drenit, Deday, Zokay reverse yaptı. Atış topağlarda. Golü buluyor. Zokay. İyi bir reverse sonrasında tam köşeye atış. Şaban Zogay'dan farkı 2'ye indirdi Kosova. Onur Ersin. Onur da Finlandiya'da top koşturuyor. Lejyonerlerimizden biri. Aynı şekilde Cemal Kütahya'da, Romanya'da. Samet bıraktı şimdi Cemal'e. Çapraz geçişler. Yakup Yaşar son anda elinden çıkardı. Onur'dan tekrar pası aldı. Oyun duruyor. Sarı kart çıkacak. Buyar Ramosa. Kosova'daki ilk sarı kartı gören isim Ramosay oldu. Pas arası, top kaybı, hızlı hücum şansı yakalıyor. Şabani ile ev sahibi ekip golü attı, farkı bire indirdiler. 10. dakikada durum 4-3. Lulezim Şabani. Bu arada Cemal bir sakatlık yaşıyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Sağ oyun kurucu mevkinde tek bir rotasyon. Durmuş Ali Tınkırver. Hemen müdahale geldi İhsan Tağ Torgut'tan. Maalesef durum kötü görünüyor. Cemal Kütahya oyuna devam edemeyecek gibi. Cemal Skueva'da top koşturuyor Romanya'da. Milli takımımızın da önemli isimlerinden biri. Aynı zamanda plaj handbolunda da çok değerli bir isim.
A milli takım kaptanı ve 2010-2021 Avrupa Şampiyonası'nda da gol kralı olan Cemal Kütahya bir ilki gerçekleştirdi. Sakatlığı dolayısıyla şimdi oyuna Durmuş Ali Tınkır girdi ekibimizde. Geçmiş olsun diyelim, umarız ciddi bir şey yoktur. İlerleyen dakikalarda yine görmek isteriz Cemal Kütahya'yı. Görkem merkeze doğru bir koşu yaptı. Yakup Yaşar zorladı, faul. Müdahale Ramos Aydın. 4-3'lük üstünlüğümüz devam ediyor. Durmuş Ali bıraktı. Onur Ersin. Yüksek bir top. Yakup Yaşar Durmuş Ali ile paslaştı. Yakup Yaşar merkeze atış topu ağlarda. Çok güzel bir gol attı. Kritik bir anda bu golü bulduk. Yakup Yaşar Simser 2 asist yapmıştı şu ana kadar, bir de gol attı. Geçen 10 dakikada bir top kaybı. Alan ihlali maalesef. Yakup Yaşar Simser son bir adım aldığında 6 metre yayında bir temas ve ağlarla buluşan top golleri kazanmıyor. Kritik bir andı. Farkı tekrar 3'e çıkarma şansı yakaladık ama olmadı. Zokay ve Deday paslaşması. Drenit tekrar Deday ve Zokay paslaşması. Drenit Zokay'a bıraktı. Atış topu ağlara gitti. Fark tekrar biliniyor. Durmuş Ali. Onur Ersin çaprazda. Durmuş Ali Tınkır merkezde. Zorladı ama yine Buyar Ramosa'nın müdahalesi. Merkezdeki savunma çok kritik. Buyar Ramosa şu ana kadar bir sarı kart gördü. Her an 2 dakika cezası çıkabilir. Durmuş Ali. Onur Ersin. Samet Kamberoğlu desteğe geldi. Uğur Erceylan çapraz geçişler. Şimdi Görkem yine. Yakup Yaşar merkezde golü atıyor. Yine çok güzel bir gole imza atıyor. Yakup Yaşar Simsar 2'de 2 yaptı. Çok iyi paslaşmalar. Sonrasında Yakup Yaşar çok iyi yükseldi ve golü attı. ...12. dakikada... durum 6-4. Milli takımımızın üstünlüğü devam ediyor maçın başından bu yana. Deday. Drenit. Deday merkezde. Drenit'e bıraktı. Drenit. Hemen hemen aynı noktadan karşılık verdi. Drenit Tarukay. Durmuş Ali. Yakup Yaşar. Onur Ersin reverse. Onur Ersin zor pozisyonda golü atıyoruz. Onur Ersin. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyoruz Onur Ersin'le. Bu arada sağ kanat. Golü buldu Drilon Tarukay. Kuzenler Drenit Tarukay'ın asisti. Drilon'a Drilon Tarukay golü attı. İlk kanat organizasyonunu yaptı. Drilon Tarukay ile Kosova. Durmuş Ali merkezdeki Onur Ersin'e bıraktı. O da Yakup Yaşar Simser'in koşu yapmasını bekledi. Yine çapraz geçişler. Uğur Erceylan, Durmuş Ali Tınkır, merkezde Onur Ersin, pas hatası. Bomboş pozisyon yine Drilon. Drilon Tarukay, farkı eritiyor Kosova. Bir pas hatası sonrasında Drilon Tarukay kendi taşıdığı topu golle sonuçlandırdı. Durum 7-7. Durmuş Ali bıraktı. Samet tekrar Durmuş Ali. Onur Ersin. Onur Ersin yine bir pas hatası ve top kaybı. Üst üste ikinci top kaybını yaşıyoruz. Öne geçmeye şansı yakalıyor Kosova. Bu yer. Drenit. Faul düdüğü geldi. Durmuş Ali görüntüde. Deday. Zoka ile paslaştı. Samet Kamberoğlu bir adım önde. 5-1 savunmaya döndük. Deday. Zoka ile paslaşması. Drenit. Atış ama Taner gole izin vermedi. Dönen top Şabani'de kaldı. Şabani yerde.
Mola geliyor. İlk mola Kosova'dan. Oyuncular pek mutlu değil. Tam da öne geçme şansı yakalamışken bu mola nereden çıktı dercesine pençe doğru ilerledi Kosovalı oyuncular. Durum 7-7. İlk molayı Kosova'nın almış olması da belki psikolojik olarak bizim açımızdan önemli. Bu yar Çerimi görüntüde. Tabii Kosovalılar biraz da klasmanı yükseltmek ve tabii ki buradan bir galibiyet çıkartarak ülke puanı hanesine yazdırmak istiyor bir yandan. Bir yandan da maçın başında da ifade etmiştik. Halihazırda matematik olarak şansları devam ediyor. Yunanistan karşısında Belçika eğer ki puan alamazsa ve sonuç olarak buradan galibiyet alıp son maçta yine Belçika karşısında bir galibiyet hanesine yazarsa Kosova ve Yunanistan'ın da milli takımımız karşısında bir galibiyeti yine aynı şekilde yansırsa matematik olarak şansını sürdürüyor ama çok az bir şans olduğunda kendileri de farkında. Yaptıkları açıklamalarda bu da görünüyor. En azından bir prestij mücadelesi olarak da bakıyorlar bu mücadeleye, bu maça milli takımımız karşısında. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere, durum 7-7. İlk mola ve sonrasında ilk hücumda eli boş dönüyor Kosova. Taner'in kurtarışı. Yakup Yaşar çapraz daha, o da dışarı gönderdi, nazarımızdaydı. Yakup Yaşar hemen öne geçme şansını değerlendirmek ve biraz daha hücumu canlandırmak için o fırsatı golle sonuçlandırmak istedi, olmadı. Durum 7-7. Yine mücadelede denge devam ediyor. Trenit, Zokay. Zokay merkezde, kanada doğru. Drilon atış yanağlarda. Taner'in de müdahalesi var. Üst üste iki kurtarış birden yaptı Taner. Görüntüye yansıyor Taner Günay. Onur Ersin merkezde. Durmuş Ali tekrar Onur. Onur atış ve 7 metre. İlk 7 metremizi kazanıyoruz. Orada da yine 6 metre yayı içerisinde bir mücadele ve Ryuji Chuni görüntüde. Görkem Biçer çizginin gerisinde. Tekrar öne geçme şansı. İşaret geldi. Görkem'in golü. Çok kritik bir gol. Berişe'yi alıyor. Takımımız tekrar öne geçiyor. İzliyoruz. Görkem Biçer. Haris Berişa. Bu kurtarış gelmedi. Tekrar öne geçiyoruz. Görkem Biçer'in ilk 7 metre golü. Deday. Merkezde. Trenit'le paslaştı. Faul. Deday pası. Yine bir faul düdüğü geldi. Trenit. Deday'ın atış topu ağlardı. Kritik bir an yine golü buluyor Deday'la ev sahibi ekip. Deday. İkinci golünü kaydetti ve tekrar dengeyi sağlıyor Kosova. Bu arada Ozan Erdoğan oyunda. Merkezde oyun kurucu noktasında Ozan Erdoğan. Yakup Yaşar şimdi. Samet Kamberoğlu. Ozan. Durmuş Ali, Samet, Durmuş Ali tınkır, blokta zayıfladı. İstediği atış yapamadı Durmuş Ali, Berisha görüntüde. Trenit, Trenit bomboş kaldı ama Taner gole izin vermedi. Yine öne geçme şansı Kosova'da Taner'e takıldı. Taner Günay üst üste kurtarışlar yapıyor. Milli takımımızı ayakta tutuyor. Geçen 17,5 dakikada bu 4. kurtarışı. Halil İbrahim bu arada oyunda. Halil İbrahim Öztürk
O da lejyonerlerimizden Metalurg forması terletiyor Makedonya'da. Ozan, Uğur, Görkem, çapraz geçişler. Halil İbrahim, Durmuş Ali, Ozan Erdoğan tekrar Durmuş Ali merkezde. Ozan kanatta Samet'i gördü. Samet kaleci Berişe'ye geçemedi. Neyse ki Berişe'den seken top kenar çizgiden çıktığı için hücum bizim. Berişe'nin kurtarışı görüntüye yansıdı. Ozan, Ali İbrahim destek geldi Samet'ten. Yine çapraz geçiş organizasyonu yapacağız. Ali İbrahim merkezde. Durmuş Ali bıraktı çapraza. Ozan tekrar Durmuş Ali. Atış imkanı arıyoruz. Pasif yarısı geldi bu arada. Ozan, Ali İbrahim. Pası Uğur Erceylan dönmeye çalıştı, olmadı. Müdahale Boyar Ramos'tan. Ali İbrahim bıraktı Ozan'a ve pas hakkımız kalmadı. Pasif yarısı sonrası hücum Kosova'nın. 20. dakikadayız. Durum 8-8. Bu 5 dakikada birer gol buldu takımlar. Gol yükünde verimlilik oldukça düştü. Özellikle mola sonrası sadece birer gol. Deday döndü. Faul. Hücum yönünde çok önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bir tane 7 metre golü bulduk mola sonrasında Görkem'le. Drenit, Deday, Zoka'ya bıraktı. Tekrar Deday merkezde. Kaleye baktı Deday ama Taner gole izin vermiyor. Taner Günay'dan üst üste kurtarışlar. Taner Günay 5. kurtarışına imza attı. Görkem, Halil, çok kötü pas. Kanada düşündü ama Görkem için açı hiç de iç açı değildi. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. 8-8'lik beraberlikle. Geçen bu 6 dakikada her iki ekipte bir gol buldu. Birer gol. Hücum verimliliği oldukça düştü. Zokay boşluğu buldu ve golü atıyor. Kosova maçın başından bu yana ilk kez öne geçiyor. İlk golü attıklarından sonra hiç öne geçme imkanı tanımamıştı Taner Günay ve savunmamız ama ilk kez öne geçiyorlar maçın başından bu yana. Ozan. Durmuş Ali. Tekrar Ozan merkezde. Ali İbrahim için kötü bir top. Yine bir top kaybı. Neyse ki Durmuş Ali araya girdi. Atilla zor pozisyonda. Neyse ki hücum bizim. Atilla Zaman bu dakikalarda süre alıyor pivotta. Ozan merkezde. Durmuş Ali. Çok kritik bir hücum. Herhangi bir kopma yaşanmaması için bu hücumu iyi değerlendirmemiz lazım. Atilla, Samet, çapraz geçişler, Durmuş Ali, Ali İbrahim, çaprazda Ozan'ın pası, atış topağlarda. Çok kritik bir gol Görkem Biçer'den. Kanatta golü bulduk. Boyer, faul. Tuğberk'in müdahalesi. Farklı bir ceza beklediler, olmadı. Boyer Ramos'a yerde kalmıştı. Tuğberk oyun hareketlenmeden şimdi oyun hareketlendi. Uyarı geldi Tuğberk Çatkın'a. Deday Zoka ile paslaştı. Zokay, Drenit. Zokay, Deday. Yine top çeviriyor Kosova. 23. dakika, durum 9-9. Pasif uyarısı geldi. Deday. Deday kendi gitti ve zor pozisyonda golü atıyor. Şans anı. Direğe çarpan top çizgi geçti.
Tekrar öne geçiyor Kosova. Durmuşari merkezde yerde kaldı. Faul. Bu da Deda'nın golü. Bu arada 2 dakika cezası. İlk 2 dakika cezasını Kosova'da az önceki müdahaleyle Luigi Çuni aldı. 5 kişilik savunma var karşımızda. Eksik oynayacak Kosova. Avantaja dönüştürüp öne geçmek istiyoruz. Halil İbrahim pası, Durmuş Ali, kanatta Görkem, Görkem Biçer. Üst üste ikinci gol Görkem'den. Toplamda 4. sayısı Görkem Biçer'in ve tekrar dengeyi sağlıyoruz. Golün tekrarını izledik. Bir de 7 metre golü var Görkem'in. Kaleyi boşalttılar bu arada. Pivotta ilk kez süre alıyor Jupa. Durum 10-10. Deday bıraktı. Drenit. Şabani. Zokay. Çapraz geçişler. Mümkün olduğu kadar süreye oynamaya çalışacaklar. Bu arada iki oyuncu yerde. Halil İbrahim. Ve o noktada Zokay yerde. Şimdi Şaban Zokay bir sakatlık yaşıyor. Ciddi bir problem gibi görünüyor. İzliyoruz. Halil İbrahim'in ve Zokay'ın yerde kaldığı an. Şaban Zokay Eskişehir'de kadroda yer almamıştı. Şaban Zokay, onun yerine Deniz Terzici yer almıştı. Bu da az önce sakatlandığı an Zokay'ın dizinde bir problem var. Görebildiğim kadarıyla Zokay. Deniz Terzici ve Enis Kabaşı ikilisi bu mücadelede yer almıyor. Kadroda bulunmayan isimlerden. Muhtemelen Zoka'nın yerine şimdi Juka oyuna girecek. Cemal Kütahya'nın ardından şimdi de ciddi bir sakatlık. Kosova'da Şaban Zokay oyuna devam edemiyor. Buyar Ramos'a devam ediyor. Onun yerine sol oyun kurucu mevkiinde. Ramos'a genelde savunmada yer alan isimlerden biriydi Kosova'da. Durum 10-10. Halihazırda 2 dakika cezası devam ediyor. Dediğim anda Durmuş Ali Tınkır'da 2 dakika cezası aldı. Biz de eksik oynayacağız. Çok kritik bir an. Durmuş Ali Tınkır takımımızdaki ilk 2 dakika cezasını aldı. Ramosay. Dedayla paslaştı. Ramosay'ın atış dışarıda. Ramosay ne kadar savunmaya dayalı bir oyuncuysa o kadar kötü bir hücumcu. Bunu da gördük. Eksik oynuyoruz. Kosova da aynı şekilde eksik savunma yapıyor. Halil İbrahim. Yakup Yaşar. Kanatta Görkem ve gol. Görkem Biçer çok kritik bir gol ve tekrar öne geçiyoruz. Tam da kaleyi boşaltmıştık. Neyse ki golü bulduk. Yakup Yaşar'ın pası çok dar açıda. Çok zor pozisyonda. Kaleci Berisha'nın solundan topu gönderdi. Ve ağlarla buluşturdu. Görkem Biçer toplamda da 5. golünü kaydetti. Sahanın en skorer ismi. İlk yarıda kalan son 5 dakika. Üstünlüğümüz var. Drenit'in atışı top ağlara gitti. Tekrar dengeyi sağlıyorlar. Drenit Tarukay.
Kosova'da da Valon Dedai'nin 4, Drenit Tarukay'ın ve Drilon Tarukay'ın da ikişer golü var. Az önce sakatlanan Şaban Zokay da 2 gol kaydetmişti şu ana kadar. Kaleyi boşalttık. Hücumu daha zengin yapmak için risk alıyoruz. Durum 11-11. Yakup Yaşar destek geldi Görkem'den. Ozan. Halil İbrahim atış ama kaleci Berisha. Dönen top savunmada kaldı. Savunmada Buyor Ramos'a topu aldı. Dedai'nin atış top dışarıda. Kötü bir atış. Neyse ki öne geçme şansını değerlendiremedi. Valon Dedai. Görüntüde İsviçre'de top koşturuyor. Dedai. İlk yarıda son 4 dakika. Durum 11-11. Denge var mücadelede. İlk molamızı kullanıyoruz. Okan Halay ilk mola hakkını kullandı. Bu mücadele 3. resmi maçı Okan Halay'ın. Sakin. Beyler 7-6 oynayacağım. 7-6 oynayacağız. Görkem burada. Evet. Şimdi Piyot'u buradan alıp veriyoruz. Piyot buradan Alver yapıyor. Dali oyundasın. Dali gideceğin yer bak şurası. Alver'den sonra şuraya gidiyorsun. Ozi bu araya giriyorsun. Tamam mı? İkinci Piyot'umuz bizim burada zaten. Pardon. Evet doğru burada. Aynı şekilde gel. Sol oyun kurucu. Bu buraya gitti ya. Bu buraya gidiyor. Bu zaten bunun olsa burası. Yoksa kanada pas. Anlaşıldı mı? Evet. Sadece ortaya. 7-6. Haydi. Ati değişmeye giriyorsun. Değişmişim ki. Haydi. 1-2-3. Hücre. Umarız taktiğimiz işe yarar. Okan Alay 3. resmi mücadelesinde 2. galibiyetini arıyor. Efsane bir isim aslında. Oyuncu olarak 1989 ve 2007 yılları arasında kariyeri başarılarla dolu amirli takımımızın formasıyla en çok bu formayı terleten isimlerden biri Okan Halay. Umarız amirli takım baş antrenörü olarak da başarılarla anacağız Okan Halay'ın ismini. 11-11'lik beraberlik. Mola sonrası ilk hücumumuz. Bakalım az önceki taktik gol getirecek mi? Atilla ve Uğur Erceylan iki pivotla hücumdayız. Halil. Durmuş Ali. Ozan tekrar. Durmuş Ali. Halil. Ozan. Yine atış imkanı arıyoruz. Ali İbrahim merkezde. Kanatta Görkem. Görkem biçerden yine bir gol. Yine kanatta. Önemli bir fırsat daha yakaladı Görkem. Tekrar öne geçiriyor takımımızı. Biz sol kanadı zorlayacaktık. Yine sağ kanattan yüklendik. Son 3 dakika ilk yarıda. Dedai. Yanusay ve Dedai'den çok kötü pas ama Tuğberk'in ayağına çarptı. Şans anı Kosova için. Ramosay ilk golünü atıyor. Yeniden dengeyi sağlıyor Kosova. Ramosay durumu 12-12 yaptı. Orada yüzüne bir darbe geldi. Ramosay'ın. Ali İbrahim. Ozan bıraktı. Durmuş Ali ile paslaştı. Durmuş Ali tekrar çaprazda. Müthiş bir pas geldi Uğur Erceylan'a. Uğur Erceylan tekrar öne geçiriyor takımımızı. Uğur toplamda 3. golünü kaydetti. %100 oynuyor pivotta. Hücumda Uğur Erceylan. Yine Durmuş Ali bir adım önde. Ramosay'ın koşu yolunda. Dedai. Drenit. Tekrar Dedai merkezde. Ramosay ile paslaştı.
1,5 dakika ilk yarıda Ramos Sayın ayağa kaydı ve hatalı yürüme yaptı. Şans bu kez bizden yana. Az önce eğer Tuğberk'in ayağına çarpmasa o pas arası çok belirleyici olacak ve hızlı hücumda bomboş kalacaktı. Şimdi bakalım farkı ikiye çıkarma şansını değerlendirebilecek miyiz? Son bir dakika ilk yarıda 13-12'lik üstünlüğümüz var Kosova deplasmanında. Ozan, Ali İbrahim, Samet desteğe geldi. Şimdi Uğur Erceylan, çapraz geçişler. Görkem merkezde. Ali İbrahim, Uğur Erceylan'a top gelmeden müdahale geliyor. Ve top kaybı. Farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedik. Ramosay, Deday ve sete döndü Kosova hücumu. Son 20 saniye ilk yarıda. Süreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışacak Kosova. Deday. Faul. Jupa hareketlendirdi oyunu. Ramosay atış. Top ağlara gitti ve beraberlik golünü kaydediyor Ramosay. Son bir atış. O da gol getirmedi ve ilk yarı 13-13 bitiyor. Dengede gidiyor her iki ekip soyunma odasına. Bu da Ramosay'ın kaydettiği gol. Son anda, son saniyelerde elinden çıkartmayı başardı Ramosay ve beraberlik golünü kaydediyor. İlk yarıda 13-13'lük denge var. Milli takımımız soyunma odasına üstün gidemedi. Bakalım ikinci yarıda bu üstünlük sayısı gelecek mi? Skoru paylaşalım. Kosova 13, Türkiye 13. İlk yarı skoru tamamlandı. İkinci yarıda yine öne geçmek istiyoruz. Bu mücadele öncesinde puan tablosuna baktığımızda ikinci basamaktayız. 4'te 2 galibiyet ve topladığımız 4 puanla ikinci basamakta yer alıyor A milli erkek handbol takımımız. Salim Öztürk görüntüde. Türkiye Handbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Beykoz Belediye'nin de handbol takımının da başındaki isim. Bugün kafilemizin de başında. Aynı şekilde Pristina'da. Milli takımımız tabii grup mücadelesinde Kosova maçıyla başladı. Eskişehir'de güzel bir galibiyet aldık 25-23'lük skorla. Ve sonrasında Yunanistan deplasmanında 24-20'lik mağlubiyet. Hanemize puan yazamadan döndük. Belçika karşısında Kosova mücadelesi öncesinde iki maç ortaya koyduk. Biri Kastamonu'da 30-25 galibiyetimizle sona erdi. Hanemize 2 puan yazdırdık. Bir diğeri deplasmanda geçtiğimiz günlerde 37-28'lik skorla maalesef mağlubiyetle sonuçlandı ve sonuç olarak biz bu maçta da bunun telafisini arıyoruz. Bir nevi Pristina'da. Polatya Rinişe spor salonunda Kosovalı oyuncular da buradan bir galibiyet çıkartmanın peşinde. Çünkü onların da matematik olarak son bir şansı var. Şu ana kadar sadece bir beraberlik elde ettiler Belçika karşısında 28-28'lik skorla. Bunun dışında puan yazdıramadılar ama son iki maçında Yunanistan'a diş geçirmeye çalıştılar. Hatta buna da neredeyse vakıf olacaklardı. Evlerinde burada 20-21'lik skorla eli boş ayrıldılar. Son anlara kadar puanı kovaladılar. Bir diğer yanda Yunanistan deplasmanında da 26-25'lik skorla boyun eğdiler ama yine puana yaklaşmışlardı Kosovalılar. Buradan da bir galibiyet alıp en azından bir prestij ve sonuç olarak hanesine bir iki puan yazdırmak istiyor Kosovalılar. Tabii son maçlara da bakmanın peşindeler. Yarın Belçika karşısında Yunanistan, o da prestij mücadelesine çıkacak. Belçika eğer puan ya da puanlar hanesine yazamazsa Kosovalıların umudu yine devam edecek. Tabii buradan alacakları bir galibiyetin de hesaplarını yapıyor Kosovalılar. Son maçı Belçika ile oynayacak Kosova. Biz Aksaray'da Yunanistan karşısında galibiyet arayacağız. Pazar günü saat 14'te yine TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız bu mücadeleyi. Umarız o maça umutlarımızı taşıyarak, ilk iki şansımızı koruyarak gideceğiz. Aksaray'da
Güzel bir atmosferde Yunanistan'ı yine eli boş göndereceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da yine Yunanistan karşısında aldığımız bir galibiyetle Aksaraylılar önemli bir sınav vermişlerdi. O galibiyetle beraber tribünler de coşkuya kapılıp milli takımımıza elinden geldiğince destekte bulunmuştu. Bakalım gelecek pazar günü 16 Ocak'ta saatler 14'ü gösterdiğinde Yunanistan karşısında nasıl bir performans gösterecek A milli erkek handbol takımımız. Yeni bir sayfa açtık Okan Halay'la. Okan Halay da 3. resmi mücadelesine çıkıyor demiştik. Daha önce antrenör kariyerinde Milli Piyango, Antalya Spor, Adıyaman Belediye, Selka gibi takımları çalıştırdı. Bunun dışında tabii 2008-2011 yılları arasında genç milli takımımızın antrenörüydü. 2016-2019 yıllarında da yine İlker Şentürk'le beraber A milli takımın antrenörü olarak görev almıştı Okan Halay. Şimdi baş antrenör olarak yeni bir sayfa ve umarız 3. maçında 2. galibiyetini alacak, hanesine yazacak milli takımımız Okan Halay'la. İkinci yarının ilk hücumu birazdan Kosova'dan yansıyacak. Milli takımımıza tekrar başarılar diliyoruz. Umarız buradan galibiyet çıkartacak milliler ve son maça umutla bakacağız. Başarılar diliyoruz tekrar A milli erkek handbol takımımıza. 6-0 savunmayla başladık yine. Bir nevi Durmuş Ali biraz daha önde. Yarusa'ya, Yağmur Ramosa'ya biraz daha yakın oynuyor savunmada Durmuş Ali Tınkır. Pivottaki isim değişti. Ev sahibi ekipte Jupa. Pivotta ilk 7'de başladı ikinci yarıya. Kanattan koşu yaptı Şabani. Deday ile paslaştı Şabani. Bıraktı. Deday. Jupa yerde faul. Deday hareketlendirdi oyunu. Yine Şabani koşuyu yapıyor. Drenit. Deday ile paslaştı. Drenit çaprazda. Tekrar Deday merkezde. Ramos'a. Drenit Tarukay. Ramos'a. Drenit. Atış topu ağlarda. Kosova öne geçiyor. Üçüncü kez. Durmuş Ali dar açı yanağlarda kaldı. Faul bekledik olmadı. Bu da az önce Drenit'in kaydettiği gol ve öne geçiyor Kosova. İkinci yarıya iyi başlayamadık nispeten. İlk yarıda 3 farklı üstünlükle yakalamıştık. Milli takımımız ikinci yarıya istediği gibi başlayamadı. Şabani, Deday, Drenit. Destek geldi Drilon'dan. Drenit Tarukay. Deday. Pası Jupa. Faul. Kasriot Jupa faule maruz kaldı. Tuberk Çatkın ve Uğur Erceylan tandemdeki isimlerimiz. Deday. Jupa. Yine bir faul düdüğü var. Deday merkezde. Drenit ile paslaştı. Uğur bir adım öne çıktı. Jupa dönmeye çalıştı. Faul. Durmuş Ali Tınkır yerdeki isim. 2 dakika cezası. İkinci kez eksik bırakıyor Durmuş Ali Tınkır takımımızı. İşin kötüsü Cemal Kütahya sakatlandı. Durmuş Ali Tınkır sağ çaprazdaki tek isim rotasyonda. 2 kez üst üste 2 dakika cezası aldı. 3. kez alırsa kırmızı kart görecek. Eksik oynuyoruz 2 dakika boyunca. Deday. Ramos'a. Kanatta Drilon ve golü atıyor. Farkı 2'ye çıkartıyor Drilon Tarukay. 2 dakika cezasını gol olarak değerlendirdi
Ev sahibi Kosova eksik oynadığımız bu dakikalarda Drilon boşluğu buldu ve gol attı kanatta. Kaleyi boşalttık. Samet, Ozan, Ali İbrahim, Görkem, Yakup bıraktı Ozan, Ali İbrahim çapraz geçişler, Yakup Yaşar atış gösterdi, olmadı, pas arası, top bizim. Yakup, Ozan merkezde, Yakup Yaşar çaprazda. Elinden kaçırdı. Yine bir faul düdüğü geldi. Maçın hakemleri Bulgaristan Netbol Federasyonu'ndan Svetoslav Yovchev ve Zvezdelin Yonchev. Pasif yarısı var. Takımımızda tahta denemesi olmadı. Görkem 6 metre yayında bir adım aldı ve hücum el değiştirdi. İkinci yarıda henüz gol atamadık. Geçen 4 dakika 17 saniyede. Sağ kanat, Drenis şimdi. Faul. Bu arada sakatlık Uğur Erceylan. Sağlık ekibi oyun alanına gidecek gibi. Maalesef sol bileğine kötü bastı. Görüntüye de yansıdı Uğur Erceylan. İhsan Tağ Torgut ikinci kez oyun alanında. Bir öncekinde de Cemal Kütahya'yı taşımışlardı. Şimdi Uğur Erceylan devam edemeyecek gibi görünüyor. Şanssızlık üst üste. İşte burada sol bileğine doğru Uğur Erceylan'ın sakatlığı. Savunmadaki uzunlarımız Alperen Pektaş, Can Çelebi gibi isimler bugün yok. Yine aynı şekilde Genco İlanç da nispeten yine uzun boylu isimlerden, o da sakatlığı dolayısıyla yer almıyor bu arada şans anı. Neyse ki iki direğe dolandı, top o çizgiyi geçmedi. Farkı 3'e çıkarma şansını değerlendiremiyor Kosovalılar. Taner. İbrahim Hoca'nın yanındaydı az önce, görüntüye yansıdı. Farkı bir indirme şansı yakalıyoruz. Samet koşu yaptı merkezde. Bıraktı. Yaşar. Yakup Yaşar. Ozan. Halil. Çapraz geçişler. Atış imkanı arıyoruz. Doğru tercihler bize gol getirecek. Pas tercihlerimizi daha derinlemesine düşünüp ona göre değerlendirelim. Ozan bıraktı, Halil. Yaşar atış, top ağlara gitti. Şans anı. Berişe'ye alıyor Yakup Yaşar uzaktan. Yerden ivme kazandırdı, gol attı. Farkı bile indirdik. Bu da direkten dönen top. Hücum bizim. İşte Yakup Yaşar bir şeyi böyle avladı. Sonrasında Ramosa'nın atışı, top direkten üste tavana çarptı ve hücum bize geldi. Yeniden bir beraberlik şansı yakalıyoruz. İki önemli oyuncumuzu sakatlık dolayısıyla kenarda tutuyoruz. Cemal Kütahya ve Uğur Erceylan yoklar. Yakup Yaşar, Ozan merkezde pası. Atilla kaleciyi geçemedi. Atilla Zaman. İzliyoruz. Zor pozisyon Atilla Zaman için. Kaleci Berisha gole izin vermiyor. Berisha da yine İsviçre'de top koşturan isimlerden. Valon Deday ve Berisha yurt dışında oynuyorlar.
Deday. Ramos'a. Yakup Yaşar yakın planda. Deday. Ramos'a. Drenit. Drenit de yine çerçeve dışına gönderdi. Yine bir beraberlik şansı yakaladık. Yakup Yaşar. Pas Atilla ve gol, beraberlik sayısı. Atilla Zaman. Müthiş bir pas geldi. Orada Görkem Biçer'den Atilla gol attı. Durum 17-17. Yeniden dengeyi sağlıyoruz. Düzeltiyorum. Durum 15-15. Tabii tabelayı göremeyince bir yandan dengedeki o sayı hangisiydi sezemedik. 15-15'lik beraberlik var. Bu hücumu da yine Kosova'ya eli boş bırakalım. Deday'ın atışı Taner'den döndü ama. Bir faul düdüğü geldi. Taner Güney'in üzüntüsü. Drenit. Deday. Ramos'a yine atış dışarıda. Eli boş dönüyor Kosova. Öne geçme şansı yakalıyoruz. Müthiş bir gol. Tuğberk Çatkın. Serbest atış çizgisinde. Kaleyi gördü. Yükselmeden gol attı. Öne geçiyoruz. Tuğberk ikinci golünü kaydetti. Tuğberk Çatkın. Görüntüye yansıdı ve mola getirdi. Bu gol Kosova'nın ikinci molası. Skorer isimlere baktığımızda milli takımımızda 6 gol atan Görkem Biçer'e Tuğberk Çatkın ve Uğur Erceylan eşlik ediyor. Yakup Yaşar Simser'ın da 3 golü var. Biz bu takımı 25-23 mağlup etmiştik Eskişehir'de. Yine mağlup edebiliriz. Bu gücümüz var. Pazar gününe umarız umudumuzu artırarak çıkmak ve Yunanistan karşısında da o galibiyeti almak, turu geçmek istiyoruz. 2023 Handball Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikinci eleme turuna yükselmek için iki galibiyete ihtiyacımız var. Şu an ikinci basamaktayız. Toplamda elde ettiğimiz 4 puan. Bu arada mesaj bize, TRT Spor Yıldız'a gelen mesaj. Umarız bizler de handball'da sizlere sunduğumuz bu yayınları daha da artırarak, güzellikleri paylaşarak sürdürmek istiyoruz. Temennimiz o yönde. Kosova'dan mesajı alıyoruz. Drenit hareketlendirdi oyunu Kosova. Öndeyiz 16-15'lik skorla. Halil İbrahim önünde bıraktı. Deday. Deday'ın atışı. Topağlarda. Zor pozisyonda Deday golü buldu. Yeniden dengeyi sağlıyor Kosova. Orada sertleşti savunması Kosova'nın. Ramosay hala 2 dakika cezası almadı. Bu da zor pozisyonda Deday'ın golü. Onur Ersin oyunda merkezde. Halil İbrahim şimdi bıraktı Onur Ersin'e. Atilla koşuyu yaptı. Yakup Yaşar çaprazda. Onur Ersin. Halil İbrahim. Faul. Oyun duruyor. Zeminin temizlenmesi için. İbrahim Demir görüntüde. Kaleci antrenörümüz, yılların deneyimi İbrahim Demir. Bu da az önce Halil İbrahim'in yerde kaldığı an. Onur Ersin. Samet merkezde bıraktı Yakup Yaşar. Tekrar Onur Ersin. Oyun devam ediyor. Atilla bomboş ama yine Berisha. İki kez Berisha'ya takıldı Atilla Zaman. Bomboş pozisyonda Taner gole izin vermedi. Drilon Taner duvarına takıldı.
Bu arada faul tüdüğü var. Hızlı hücum şansını değerlendiremiyoruz. Daha doğrusu faul yapıyorlar. Chuni görüntüde. Bu da az önceki Chuni'nin yaptığı müdahale. Farklı bir ceza gelmedi. Görkem itirazda bulunuyor ama Yakup Yaşar bu dakikalarda sağ oyun kurucu mevkiinde oynuyor. Onur Ersin atış topağlarda. Onur Ersin ikinci golü. Milli takımımızın tribünde yine izleyenleri var. Samet! Kaç mısın ya? Adam adam oynuyor. Golün tekrarı Onur Ersin. O da Finlandiya'da top koşturuyor. Yapışın, yapışın. Çık! Jupa bıraktı. Ramosay. Jupa dönmeye çalıştı. 7 metre. Yakup Yaşar yakın planda. İlk 7 metrede Drenit. Taner'i geçememişti. Bu kez çizginin gerisinde Deday var. Valon Deday Kosova'nın ikinci 7 metre atışını kullanacak. Bu arada Yunus Özmusul kaleyi devralıyor. Bu 7 metre atışı öncesinde. İşaret geldi. Ve Yunus. Yunus Özmusul gole izin vermedi. 2 7 metrede de gol izni vermiyor kalecilerimiz. Deday. O da Yunus'u geçemedi. Üstünlüğümüzü koruyoruz. 43. dakikaya girmek üzereyiz ve 17-16'lık üstünlüğümüz var. Ben yanlışlıkla 17-17 demiştim yaklaşık 3 dakika önce. Umarız 17-17'lik skor hiç yaşanmayacak ve biz bu farkı daha da açacağız. Yakup Yaşar. Pas hatası Deday. Maalesef o skor yansıdı. 17-17. Yakup sol çaprazda. Tuğberk merkezde. Onur Ersin'le paslaştı. Atilla top bekliyor pivotta. Şimdi koşuyu yaptı Atilla. Bıraktı Onur Ersin. Merkezde Yakup Yaşar. Çapraz geçişler atış. Berisha ve 7 metre. Jupa ve bir başka pivot Chuni. Faul yapan isimler. Görkem yine çizginin gerisinde. Görkem dışarı gönderdi. İkinci 7 metre atışında gol gelmedi. ...17-17'lik beraberlik ve kalan son 17 dakikadan az bir zaman ve galibiyete ihtiyacımız var. Son maça umudumuzu daha da yükseltmek için. Jupa bıraktı. Drenit. Ramosay. Ramosay Taner'i geçemedi. Kenardan oyun hareketlendirdik. Onur kanatta Samet'le paslaştı. Halil İbrahim uzaktan atış topağları gitti. Halil İbrahim ilk golünü atıyor. Öne geçiyoruz yeniden. Çok kritik bir gol. Drenis şimdi merkezde bıraktı Deday. Ramosay yerini hücumda Mustafa Festim'e bırakıyor. Mustafa Festim ilk kez süre alıyor bu dakikalarda. Drenis.
Bennett Rush topağlarda tekrar dengeyi sağlıyor ev sahibi ekip. ...18-18... kalan son 15 dakika... Onur Ersin merkezde, Yakup Yaşar çaprazda. Müthiş bir pas geldi Atilla'ya. Atilla Zaman. 15 dakika kala tekrar öne geçiyoruz. 19-18'lik üstünlüğümüz var. Müthiş bir pas Yakup Yaşar Simsar'dan. Yine golü atan Atilla Zaman. Şu ana kadar Yakup Yaşar'dan ve Görkem'den pivota çok iyi paslar geldi. Uğur Erceylan da onlardan yararlanarak gol atan isimdi sakatlığı öncesinde. İyi savunma bizim için farkı artırma şansı demek. Deday müdahale Samet'ten. Drenit şimdi merkezde. Drenit'ten üst üste goller. 19-19. Tekrar beraberliği sağlıyor Kosova. Drenit'e bu 5. golü oldu. Atilla! Kaleci Berişe'ye geçemedi. Çok kritik bir müdahale geldi. Kaleci Berişa'dan. Güzel bir çevirme gelmişti aslında Atilla'dan. Bu arada Mustafa'nın atışı direkten döndü. Samet bomboş kaldı. Samet Kamberoğlu. Tekrar öne geçiriyor takımımızı. 20-19. Samet burada bomboş kaldı. Gol attı. Tekrar öndeyiz. Yine Yakup Yaşar'ın asisti. Bu arada Uğur Erceylan oyunda. Drenit. Deday. Drenit Tarukay. Ali İbrahim'in müdahalesi. Son 13 dakika. Drenit Tarukay. Atış blokta kaldı. Dönen top kuzeni Drilon. Deday. Faul. Pasif uyarısı var. Atış topağlarda. Çok kritik anda Deda ile golü buluyor Kosova. 20-20'lik beraberlik. Tam pasif uyarısı geldiği an Deda elinden çıkardı. Balon Deda'nın bu 7. golü. Sahanın en skorer ismi olduğu bu golle. Yakup Yaşar, Halil İbrahim, Halil İbrahim! O da beklenmedik anda elinden çıkartıyor. Tekrar öne geçiyoruz son 12 dakika kala. Bu heyecan maçın son anlarına kadar sürecek gibi görünüyor. Maçın ilk yarısında, ilk dakikalarda 3 farklı üstünlüğe ulaşmıştık ama sonrasında dengeyi sağlayan Kosova öne geçmeyi de başardı. Bu dengeli oyun devam ediyor ikinci yarıda da. Bu arada oyun durdu. Yine bir sakatlık anı. Görkem bir sakatlık yaşıyor. Pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. Umarız ciddi bir şey yoktur. Görkem Biçer'in Yiğit Eröz oyunda. Drenit. Ağır düdüğü geldi. Deday. Jupa top bekliyor. Faul var. Jupa dönmeye çalıştı. Jupa ve Tuğberk yerde. Tuğberk çatkın 2 dakika cezası alıyor. Burada 2 dakika cezası. Tuğberk Çatkın'a 3. kez eksik oynayacağız.
Son 11 dakika maçta. Yine üstünlüğümüz var ama eksiyiz. 5 kişilik savunma yapıyoruz. Deday atış topu ağlarda. Her 2 dakika cezasını en az 2 golle süslemeyi başardı şu ana kadar Kosova. Bir kez eksik oynadı Kosova. O da Luigi Cuni'nin ilk yarıda gördüğü 2 dakikaydı. Yine kaleyi boşaltıyoruz, risk alıyoruz. Durum 21-21. Denge var, son 10,5 dakika kala. Samet, Onur Ersin merkezde. Pivotta Atilla top bekliyor. Onur tekrar topla buluştu. Durmuş Ali çaprazda. Atış imkanı arıyoruz. Onur Ersin, Durmuş Ali Tinker. Durmuş Ali Tinker, foul. Pasif uyarısı var bu arada atağımız için. Durmuş Ali Tinker. Yakup Yaşar'dan çok kritik bir gol. Son 10 dakika kala tekrar öndeyiz. Yakup Yaşar Simser. Bugünün önemli isimlerinden Yakup Yaşar asistleriyle beraber golleri de atmayı sürdürüyor. 4. golü. 9,5 dakika var maçın bitmesine. Deday çaprazda eksik oynamaya devam ediyoruz. Bu eksik oynadığımız dakikalar bize kalemizde gol olarak dönüyor. 22-22'lik beraberlik, hücum faul bekledik olmadı. Drenit Tarukay'da toplamda 6. golünü kaydetti. Son 9. Fark yine eridi. 22-22. Yine kaleyi boşalttık. Tuğberk Çatkı'nın cezası dolmak üzere. Yiğit Eröz, Onur, çapraz geçişler. Atilla bıraktı, Samet, yine Durmuş Ali Tinker. Yakup Yaşar yükseldi, bloğa takıldı. Bomboş pozisyon topağlarımızda. Öne geçiyorlar. Drinon Tarukay golü attı. 23-22'lik üstünlüğe ulaştı Kosova. Yiğit Eröz. Sete döndük. Onur Ersin. Onur Ersin ve 7 metre. 2 dakika cezası Cuni. İkinci kez eksik oynayacak Kosova ve ikinci 2 dakika cezası da Cuni'ye çıktı. İzliyoruz. Bir de 7 metre atış kullanacak. Şimdi Samet Kamberoğlu. Tekrar beraberlik şansı ve kalan son 8 dakikanın ikisinde eksik oynayacak Kosova. Kaleyi devretti Berisha. Ve topağlarda Lidon Zena'dan kurtarış gelmedi. Samet Kamberoğlu dengeyi sağlıyor. Güzel bir atış Samet Kamberoğlu'ndan. Maçın başından bu yana neredeyse hiç rotasyon yapmadı. Björn Cherimi. Bir tek pivotta Jupa. Ve 2 dakika cezası alan Cuni değişti. Bu arada atış Yunus'ta kaldı. Kale boş. Yunus'un kaleden kaleye atışı topağlarda. Öne geçiyoruz Yunus Özmusul'la. Belçika'ya da aynı şekilde kaleden kaleye gönderdi ve golü attı. Yunus Kosova'yı da boş geçmedi. Bu gol takımımızı tekrar öne geçirdi. Buyor Ramosa'nın atışında. Yunus Özmusul kurtarışı yaptığı gibi golü de atıyor. Fark yeniden milli takımımızın lehine açılıyor. Umarız daha da açılacak. Son 7 dakika kala. Tarukay yerde. Faul
Hala hazırda eksik oynuyorlar. Zeminin temizlenmesi için oyun durdu. Hücum Kosova'nın. Hala eksik oynuyorlar. Kaleleri boş. Ramosay, Jupa, Drenit, Deday. 7 metre. Çok kolay bir 7 metre. Uğur Erceylan ve Yakup Yaşar tartışıyorlar pozisyonu. İşte bu müdahale Uğur Erceylan'dan ve karar 7 metre. Bu kez çizginin gerisinde Drilon. Kalede Yunus Özmusul. Üçüncü 7 metre ve golü buluyorlar. 3'te 1 başarı 7 metre atışlarında Kosova'dan yansıyan. Neredeyse kurtarış geliyordu Yunus Özmusul'dan. Son 6 dakika. Molayı alıyoruz. 24-24'lük beraberlik var. Son 6 dakika kala. Bakalım Okan Halay nasıl bir taktik öngörecek. 3 saniyeler var zaten. Siz de başlayabilirsiniz. Başlayın. Biz keyte yapıyoruz. Sakin. Sağdan keyte yapıyoruz. Görkem'e tekrar geri gidecek top. Beyler. Onur gidiyorsun. Evet, tamam mı? Dali'ye veriyorsun. Dali, senden istediğim şey lütfen şu 2 numaranın üstüne kadar sağlam gel. Sahte de olsa yalandan gel. Hızlı gel buraya doğru. Gerekiyorsa bir tane tip yap. Şu adamın üstünde kal. Samet buraya. Yakup buraya. Piyotumuz zaten burada. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyoruz. Erken çıkabilirler. Önünüze bakın. Oyunu biliyorlar. Hadi. 5 dakikamız var. Hadi aslanlarım ya. Hadi beyler. Bir iki maç alıyoruz. Tut be. Tut be. Tut be. Bir iki maç. Haydi. Haydi. Cemal her ne kadar sakatlanmış olsa da elinden geldiğince ruhuyla mücadeleye ortak olmaya çalışıyor. Umarız ekrana yansıyan milli takımımızın destekçileri buradan galibiyet moraliyle, mutluluğuyla ayrılacak. Mola sonrası hücum bizim tekrar öne geçme şansı. Son 6 dakika kala 24-24'lük beraberlik var. Görkem bıraktı. Durmuş Ali, Fas'ı, Samet, çapraz geçişler, Onur Ersin. Görkem, faul. Yakup Yaşar, merkezde Onur Ersin. Atış imkanı arıyoruz. Durmuş Ali Tınkır. Yine top bekliyor Atilla Zaman. Faul düdüğü geldi. Sertleşti Kosova'nın savunması iyiden iyiye. Pasif uyarısı var. Yakup Yaşar, Atilla dar açı. Pas hakkımız kalmadı. Onur Ersin kaleye baktı ama... Top dışarıda. Çok kritik bir atıştı. Çok zor bir pozisyondu ve mecburi bir atış. Kaleci Zena görüntüye yansıyor. Ridon Zena. Son 5 dakika. Ramosay. Deday. Atış topağalarda. Deday'dan çok zor pozisyonda gol geldi. Tekrar öne geçiyor Kosova. Bu arada top dışarıda. Durmuş Ali Tınkır. Yine bir faul beklerik olmadı. Acele ettik. Bu şutu atmak, elimizden çıkartmak için. Bu da Deday'ın golü. Son 4 dakika. Kosova'nın 25-24'lük üstünlüğü var. Pasif uyarısı. Atış topağlara gidiyor. Drenit Tarukay. Drenit Tarukay ve Valon Deda ikilisi. Şu ana kadar 10
6 gol attı. Yine bir mola geldi. Atılan 26 Kosova golünün 16'sı bu ikiliden geldi. Kosova farkı 2'ye çıkartıyor bu golle. Drenit toplamda gol sayısını 7'ye çıkarttı. 4-2 oynayacağız. Golü sol tarafa yiyeceğiz. 4-2 oynayacağız. Türbek'te vurduğunda sağ ürkütülerse olur. Ortada da şey var. Görkem gelsin. Samet'le Görkem. Samet'le... Hayır, olur. Tamam mı? Burada 4-2. Oyunu buraya yiyeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hücumda. 3 oynuyoruz. 3 oynuyoruz. 3 oynuyoruz. Haydi. Bir şey yok. Bir haydi, şey haydi, yok. Haydi, haydi, haydi. 1-2-3. Bir önceki moladan sonra gol atamadık. Kalemizde 2 gol gördük. Farkı 2'ye çıkarmayı başardı Kosova. Tribündeki taraftan da desteğiyle son anlara biraz daha canlanarak girdi hücumda. Biz de istediğimiz hücum varyasyonunu bir türlü ortaya koyamadık işin açığı. Ve sonuç da alamadık. Kalan son 3,5 dakika. Durmuşali, Samet, Durmuşali Tinker, faul. Ramos'a hala 2 dakika cezası gelmedi. Maçın başından bu yana Onur Ersin faul düdüğü var. Son 3 dakika. Yakup Yaşar. Durmuşali. Yine faul Ramos Aydın. Pasif yarısı var atağımız için. Onur Ersin merkezde. Onur Ersin kaleciye takıldı. Zena gole izin vermedi. Çok kritik bir kurtarış geliyor. Meridon Zena'dan. Son 2,5 dakika maç için. Pasif yarısının hemen gelmesi lazım. Mola geliyor onun yerine. Kosova molası. Buyar Çerimi mola hakkını kullandı. Son anlara iki farklı üstün giriyor Kosova ve hücum onların. Çok önemli bir avantaj. Pasif yarısı hemen gelecek, bunu biliyorlar. Hücumu hemen kullanmaya çalışacaklar. Hızlı bir gol bulup 3 farklı üstünlükle son 2 dakikaya girmenin peşinde olacaklar. Ramosay, faul. Süre devam ediyor. Deday, yine faul düdüğü geldi. Pasif yarısı bu arada. Deday'ın atışı ama Yunus gole izin vermedi. Çok kritik bir kurtarış. İki farklı üstünlüğü var Kosova'nın son 2 dakikadan az bir zaman. Halihazırda her şey bitmiş değil. Yakup Yaşar Simser, Halil İbrahim, Onur. Süreyi iyi kullanmamız lazım. Halil İbrahim bıraktı. Atilla, Yakup Yaşar, Halil. Atış dışarıda. Son 1,5 dakika kala farkı eritemiyoruz. Drenit, yakın savunma yaptık. Savunmayı oldukça kısalttık bu dakikalarda. Son anlar, son şansımızı kullanıyoruz.
Atış Yunus'ta kaldı. Son bir dakika. Bir beraberlik gelir mi? En kötü ihtimalle bunun peşindeyiz. Onur Ersin. Sol kanat Samet. Yakup Yaşar. Atış blokta kaldı. Uğur Erceylan. Kaleyi boşalttık. 7 kişilik hücum yapıyoruz bu dakikalarda. Son 40 saniye. Atilla Zaman. Yakup Yaşar. Onur Ersin. Faul. Hemen hareketlendirmemiz lazım. Uğur Erceylan. Kaleyi bir türlü bulamadık. Sol kanat. Oyun devam ediyor. Faul bekledik olmadı. Hücum Kosova'nın. Son 16 saniye kala. Yine elimiz boş ayrılıyoruz yarı sahamıza. İşte burada faul bekledik ama olmadı. Ve artık Kosova galibiyeti kutluyor. Son 5 saniye kala. Yine kurtarış geldi Zena'dan. Siren sesiyle beraber Kosova hanesine 2 puan yazdırdı. Bu gruptaki ilk galibiyeti ve toplamda 3 puana ulaştı. Belçika ile durumu eşitledi. Yarın Yunanistan karşısında Belçika'nın puan kaybını bekleyecek Kosova. Biz de aynı şekilde bekliyoruz. Ve son maçta Yunanistan karşısında iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Tabii bir diğer yanda Kosova'nın da bu anlamda 3 puana ulaşması onların da umudunu yükseltiyor. Son maçlarda yine matematik olarak iddiasını korumak isteyecekler. Biz elimiz boş ayrılıyoruz Kosova'dan. İstediğimiz skor maalesef bu değil. 26-24'lük skorla kazanan Kosova oldu. Biz grupta 4 puanda kaldık. Artık Yunanistan maçına bakacağız tabii. Yarın Yunanistan-Belçika mücadelesinin skoruna da bakmak ve ona göre yorumlamak gerekiyor. Artık yayınımızda noktalıyoruz. Bugün istediğimiz skoru alamadık. Aksaray'da galibiyet hedefliyoruz. Yunanistan karşısında milli takımımıza başarılar diliyoruz. Kosova 26, Türkiye 24 maçın skoru. Pazar günü Yunanistan karşısında milli